İnsanlarımız bir şekilde COVID'e yakalanıyor, korona oluyor. Bu hastalıklarımız, Allah herkese şifa olsun, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, bu hastalığı geçirmiş, şifa bulmuş ve 14 gün geçmiş kıymetli vatandaşlarımızı hastanede şifa bekleyenler için plazma vermeye davet ediyoruz. Bugün ana spotumuz, herkesi, bu hastalığı geçirmiş herkesi Kızılay'a uğrayarak plazma vermeye davet ediyoruz. Tanımadığı ve bilmedikleri insanların hayata tutunmaları için plazma olmazsa olmazı öncelemeli diye düşünüyoruz. Kimler plazma verebilir? 19-60 yaş arasında her sağlıklı bir birey, bu hastalığı geçirmiş olan kıymetli vatandaşlarımız 14 gün sonra 15. ve 16. günde gelmeli, hastaneden negatif raporlarını almalı. Yani bu hastalıktan kurtulduğu raporlarını almalı. Onunla Kızılay'a müracaatta bulunmalı. Orada yapılacak testten sonra da Kızılay'a bağış yaparak, mesela bugün size ilk kez açıklıyorum. Her plazma bağış yiyen bugünden sonra 8 kez bağış yapabiliyor. 8 kez bağış yaptığı zaman ikiye bölüyoruz. 16 yurttaşımızın hayata tutunmasına vesile oluyor. Tanımadıkları ve bilmedikleri, 16 vatandaşın hayata döndürmek istiyorlarsa, hayata tutunmasını istiyorlarsa en yakın bizim plazma merkezlerine uğramalı, Kızılay'a uğramalı ve bu hayat kurtarmaya vesile olmalı. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem Sağlık Bakanlığımız Araştırma Bilim Kurulu, bu anlamda yapılan araştırmalarda önce 8 olabiliyordu. Ama gelişen şeye baktığımızda içindeki antikoru ve diğer tıbbi teknolojileri onları bilenlere bırakalım. Şimdi artık 3 ay içerisinde bunu verebiliyor, 8 kez verebiliyor ve 12'ye bölünce de her şeyi aldığımız üniteyi ikiye bölüyoruz. 200 miligram, 200 miligram hastalara göndermiş oluyoruz. 16 hayatın kurtarmasına yapılan teknolojik süreçler ve yapılan laboratuvar çalışmaları bu noktaya getirmiş oldu. Dolayısıyla herkesin de gelip 16 hayat kurtarmak için plazma vermeye davet ediyoruz. Her geçen gün artış var ama ne olursunuz Kızılay noktalarına gelerek bu artışı artırmamız lazım. Çünkü tekraren hastalık yukarıya doğru tırmandı. Sağlık Bakanımız her gün anons yapıyor. Ne olursunuz dikkat edin, taziyelere gitmeyin, düğünlere gitmeyin ve toplu alanlarda bulunmayın anlamındaki anonslara dikkat ederek. Bu hastalığın bulaş olacağı yerlere ne olursunuz gitmeyelim. Herkes kendi kendini korusun, herkes çevresini korusun, herkes komşusunu korusun, çocuğunu korusun, ailesini korusun. Bu belayı koruyarak ve dikkat ederek, maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat ederek geçebileceğimizi artık bunu bilir hale geldik. Artık hastalığı tanıdık. Dün bilmiyorduk, bugün biliyoruz. Dolayısıyla bu tedbirler o hastalığı yenmemizin ana halteridir, ana paradigmasıdır.